Çılgın didişim yok başka işim. Silerim hüzünü baştan çizerim. Dünya dursa ben yine dönerim. Çılgın didişim yok başka işim. Elim dursa durmaz ki dilim. Yalan dünya yine de denerim. Çılgın didişim yok başka işim. Silerim hüzünü baştan çizerim. Silerim hüzünü baştan çizerim. Dünya dursa ben yine dönerim. Çılgın bedişim yok başka işim. Elim dursa durmaz ki dilim. Yalan dünya yine de severim. Çılgın bedişim yok başka işim. Silerim hüzünü baştan çizerim. Ama. Hadi ben yatıyorum anne. Size iyi geceler. İyi geceler. Canım. Mutlu yıllar. Siz şöyle alalım. Güzel geceydi. Çok yoruldum, çok. O heyecandan sonra perişan oldum. Lütfen canım, lütfen. Oy. Yoran. Öldüreceğim seni. Yukarıdan gürültüler geliyor. Sen çok içtin, gayipten sesler duyuyorsun Orhan. Öyle de. Şimdi yandın işte. O oyuncak bıçak. Arkadaşlarımın doğum günü hediyesi. Ama bu gerçek silah. Kaldır bakayım ellerini. Kaldır. Kaldır. Bırak beni. Bırak. Yukarıdan yürü. Sesler geliyor ya. Bediş. Bediş. Bediş, ne oluyor? Kim bu ya? Ay, bu soruyu ciddi olarak sormuş olamazsın baba. Ben nereden bileyim? Odama girdiğimde içerideydi bu. Tek Noel Baba'ya da benzemiyor ya zaten. Ne oluyor ya? Allah Allah. Sokak polis kaynıyor. Hizmetten çocuklar geliyor. Aa, bu ne iş ya? Lütfen o polisleri içeri davet et de şu paketi yılbaşı hediyesi olarak verelim onlara. Aa, tabii tabii. Hiç merak etme sen. Vay canına. Aa! Hey memur bey, memur bey! Gelin gelin! Gelin gelin! Burada size ait bir paket var. Sen kimsin be? Bu eve nasıl girdin ha? Kızımdan ne istiyorsun be? Ben suçsuzum abi, ben bir şey yapmadım. Salona geçin, salona! İnanın bana! Çabuk. Vay canına, akşamdan beri aradığımız katil bu. Bravo valla, nasıl yakaladınız bunu? Valla bizim pek katkımız yok memur bey. Kızım yakaladı. Aman kardeş, yavaş. Sakın tetiğe dokunma. Yavaşça ver onu bana. Aa, çakmak ya. Oyuncak bu sadece. Oyuncak mı? Ben sana göstereceğim. Göstereceğim ben sana. Göster abi. Gene kaçıp seni bulacağım. Şekerim, daha bir sürü oyuncak var benim odamda. Evet, nerede kalmıştık? Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Koç, bu sandalye daha rahat. Bu oturma biçimini hiç sevmiyorum.
Nazım Hanım, öğretmenler odası için bir oturma planı yapmayı öneriyorum. Koç sizin yanınıza oturabilir. Buna bir itirazım yok. Ama ben lütfen şu köşede oturayım. Miss Brown da tam karşıda. Şu köşede otursun. Oh. Hey. Bu köşe diyor. Yaz köşe diyor. Şu köşe diyor. Kış köşe diyor. Böyle abuk planlar yaparsanız tarih sizi asla affetmez Kosinüs Bey. Böyle saçma şeyler konuşacağınıza öğrencilerin durumunu konuşalım. Durumu tehlikede olan öğrenci var mı? Oh my god. Benim çocuklar çok iyi. Hepsi baba dili gibi İngiliz konuşuyor. Ana dili gibi Mrs. Brown. Ana dili gibi. Neden canım? Sizin Türkiye'de analar İngiliz konuşuyor. Babalar Fransızca konuştu. Bu bir deyimdir Mrs. Brown. Nasıl anlatsam? İyi diyorum. Çocuklara dönebilir miyiz? Ben maalesef iyi şeyler söyleyemeyeceğim Nazım Hanım. Bedişi matematiği kötü. Bizim basında da mathematics çok kötü olan çocuklar vardır. Lütfen susar mısınız Mrs. Brown? Burası sizin Boston değil, bizim İstanbul. Boston bu dünya. Okey. Bediş diyordunuz Kosinüs Bey. Pardon Nuri Bey, nasıl kötü yani? Bir hafta sonra matematik sınavı var. Bediş bu sınavdan 80 alamazsa büyük bir ihtimalle sınıfta kalacak. Yok ya. Bu çok kötü olur. Bediş'i sınıfta bırakırsanız tarih sizi asla affetmez. 80 almadan geçirirsem de müfettişler beni affetmez. Anlaşıldı. Bediş'le ilgilenmek lazım. Hepimiz ilgilenelim. All of us. Basında ne zaman bir çocuk problem, herkes ilgi yaptı. Kusura bakmayın Miss Brown ama her cümlenizde Boston anıyorsunuz. Siz Boston'a gitsenize. Evet, basın gidin Boston'a. Ama sizin gibi bir Nuri yok. Bir dakika arkadaşlar. Yılbaşı dansında birincilik benim hakkımda. Ben Bediş'ten çok daha iyi dans ederim. Ve bunu her yerde ispat etmeye hazırım. İyi de ben hazır değilim. Yani ne yalan söyleyeyim. Ne zaman bir dans yarışması yapılsa bütün kızlar peşimden koşturuyor. Doğal olarak ben de kızlardan kaçıyorum. Kaçarken de ayaklarım yoruluyor. Rica edeceğim. Hazır kız çiğne bir de. Ver. Korkma Büdü. O dans yılbaşı gecesi yapıldı ve sonucu belli oldu. Bazıları yenilginin acısını hala unutamamış galiba. Hayatta mağlup olmayı bilmek de bir erdemdir. Okulda bari Dalai Lama'yı rahat bırak Bediş ya. Ay yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Ay kız pehlivan dedim de yalınca ne kadar yakışıklı görünüyorlar değil mi? Pehlivanlar sakız çiğner miymiş? Ne? Yok yani sakız yağlanır da yazık olur sakıza. Ay iğrençsin. Farkında mısın Kimyon? Bu sanatı ikimiz fazla gibi geliyor. Yani bir salak, bir salak, bire bir salak, gel beraber bire bir salaklık edelim demiş. Gibi bir şeyler. Bırakın çocuklar. Betül de bir insan. O da kendini bir şekilde teselli edecek tabii. Siz kraliçenizin yanına gelin. Üzülme Betül, ben senin yanındayım. Defol git salak şey. Zaten birinciliği senin yüzünden kaybettim. Oturun çocuklar, oturun. Çocuklar, önümüzdeki yıl üniversiteye gireceksiniz. Bu yıl artık her türlü haylazlığı bir kenara bırakıp çalışmak zorundasınız. Özellikle sen Bediş. Senin bir hafta sonra yapılacak matematik sınavından 80 alman gerekiyor. Yoksa üniversiteyi unutacaksın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Oho, bu imkansız hocam. Bediş hiçbir zaman matematikten 80 almadı ki. Ama ben hep 80 alırım. Betül! Lütfen susar mısın? Evet çocuklar. Sizler de Bediş arkadaşınıza yardım edeceksiniz. Buyurun hocam. Oops. Okey çocuklar. Şimdi dersimize başlıyoruz. Hocam, Boston'da sakız çiğneyen var mıydı acaba? Boston çok özgür bir memleket. İster sakız yer, ister hot dog yer.
Ama şimdi herkes English kitaplarını açıyor. Ama sen bir iş mathematics kitap açıyor, right? Ya nereden bulaştım ki ben bu borsaya? Bütün paramı kaybettim ya. Olmaz. Bunu yemezler Necmi. Kafayı çalıştır Necmi. İşte şu kafayı Necmi. Garanti para isteyecekler. Güzel bir mazeret bulup bu taarruzu püskürtmen lazım. Evet, bu taarruzu püskürtmen lazım. Hepinizden özür dilerim maydanozlar. Yani size sormadan bütün paramı hayır kurumlarına dağıttım. Yatak. Bu da olmaz. Bunu hiç yemezler. Neyse. Ben aşağı ineyim. Doğaçlama yapayım şu kadın budu köftelere. Henüz o ya. Hoppa hop. Sence daha kaç gün gecikir maaşlar Orhan? Ne bileyim Canan. Patron karşısına geçip de bu soruyu soramam ki. Dur yakanı düzelteyim hayatım. Günaydın, günaydın. Günaydın baba. Günaydın. Ya Orhan, ya bak ne diyeceğim. Şu benim 3 aylığımı alıncaya kadar bana 5 milyon borç verir misin? Hani diyorum ki kahveye gittiğimde hiç olmazsa cebimde bir çay parası olsun. Baba sen kahveye gitmezsin ki. Anlasana Orhan, babam numara yapıyor. Ne demek istiyorsunuz ya? Yani param var da sizden mi saklıyorum ben ya? Bırak Canan bırak. Babamın inadı tuttu mu zırdık koklatmaz. Ben en iyisi işe gideyim. Orhancığım bekle ben de geleyim. Geçerken beni de mefoşa bırakırsın. Canancığım hoşça kal. Recep sence bizim sınıfta en güzel kız kim? Sensin Betül. Recep sence bizim sınıfta matematiği en iyi olan kim? Sensin Betül. Sensin Betül. Salak. Sensin Betül. Susun aptal şey. Çevremizdeki fakir çocuklar bize güldürüyorsun. Bu çok oldu ama. Hatta çok ötesi oldu. Artık haddini bildirmem lazım. Bediş dur sen bunlara uyma. Ya bırak Bediş. Beni Oktay ya. Bırak da günlerini göster. Bediş gel bakayım buraya. Bediş dur biraz sakin ol. Gel dışarı çıkalım. Hava alalım. Doğa her şeyi nasıl da dengeli tutuyor değil mi Oktay? Mesela bu çiçek. Rengi, kokusu, biçimi öyle ahenkli ki sanki aşkı ifade ediyor. Şu dalayla malaflarını bırak Bediş. İnsanlar da bazı şeyleri dengede tutmalı. Mesela matematik. 80'in altında not alman sınıfta kalmayı ifade ediyor. Aman Oktay. Ne olurmuş sanki 80 alamazsam dünya mı yıkılır? En azından benim başıma yıkılır. Çünkü sen üniversite sınavına giremezsin. Ne olacak sınava girersem? Birlikte üniversiteye gireceğiz. Ne olacak ben üniversiteye girersem? Seni yine görebileceğim. Ne olacak beni görürsen? Aman Bediş ya of. Beni seviyor ama bir türlü söyleyemiyor. Ben de seni çatlatmazsam bana da Bediş çılgın demesinler. Aman okusak ne olacak ki? Yaşamak çok güzel. Kuşlar, kelebekler, börtü böcek her şey çok güzel. Aşk da çok güzel. Bazıları kendini aşktan mahrum edebilir. Ama ben bekleyemem. Eşek Bediş, bal gibi de biliyorsun seni sevdiğimi. Ama bana söyletmek için baskı yapmana gıcık oluyorum işte. Ne yapayım? Ay! Aman Allah'ım! Niye benim de başkaları gibi çay fincanı masaya bırakan bir kızım yok? Çay fincanı masanın altına, terlikleri de masanın üzerine bırakır. Utanmasa ayakkabılarına da reçel sürecek. Alo? İyi günler Canan Hanım. Ben Nazım'a. Müsaitseniz bugün okula gelmenizi rica edecektim. Bir sorun mu var Nazım Hanım? Bediş'le mi ilgili? Buraya gelirseniz daha rahat konuşuruz. Bediş'in durumunu düzeltmemiz için el birliğiyle hareket etmemiz gerek sanıyorum. Anladım Nazım Hanım. Tamam. Görüşürüz. Ay. Orhan'ı arayıp söylesen mi acaba? Yok. Önce okula gidip ne oluyor iyice anlamalı. Şu büyükleri de hiç anlamam yani. Para kazanmak zor derler.
İnsan azıcık beynini çalıştırdığı zaman çok kolay para kazanabilir. Günaydın Bilirim. Bana aydın, sana manisa olsun Durali abi. Ya bu iğrenç esprilerini iğrenç patronuna yap. Bana 3 kutu deterjan ver oradan. Al bakalım. Tamamdır. Al bakalım, sabah sabah patronuna para kazandırdık. Sonra hesaplaşırız, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Eyvallah. En kısa zamanda tekrar görüşürüz. Hadi oğlum bitirin. Hadi, adına yakışır bir şekilde hallet bu işi. Ulan bitirip sepetin içine koyduklarını nerede ulan? Hayda, ben nereden bileyim ya? Ben verdim, sen de aldın gittin. Allah Allah. Neyse, sen aynısından bir daha ver bari. Tamamdır Ali abi. Sabah sabah çaldırdık galiba kutuları. Tövbe tövbe. Hay Allah. Hop hop, para. Verdi ki on kat ulan. Teşkiyat da alayım. Ulan içeri. Al. Kalanını benim hesaba alacak yap. Tamam, iyice kontrol et. Ya bu İstanbul'un taşı toprağı altın, kapıcıları saf altın ya. Avrupa Birliği'ne girmekten daha zor. Bana bak Bedir. Bakıyorum Okta. Hadi söyle. Bak, bu sınavdan 80 almanı istiyorum. Tamam ama niye? Niye istiyorsun bunu? Çünkü. Evet çünkü. Çünkü annem ve baban üniversiteye girmezsen çok üzülürler. Çalışmayacağım işte. Çalışmayacağım. Sana inatlar gidip gidip eğleneceğim. Sen insanı çıldırtırsın. Ha? Ne haber Partal? Yeni bir güne merhaba demenin bütününü yaşıyorum. İşte Partal. Bu kadar uzun bir cümle kurmak için kendini helak etmene gerek yok. İyilik de sende olurdu. Kolay gelsin. Ya Partal, bu deli kız seni dinler. Matematik çalışıyoruz, oralım ne olmuyor? Sen söylesene. Her görünen gerçek değildi. Gerçek de görünen gibi değildi Rokkaycığım. Ya böyle lafları Bediş'e söylesen, bana açık konuş. İnsanlara bazı şeyleri yaptırmak için yaptırmak doğru olmayabilir. Kafanı çalıştırıp yaptırmadan da yaptırmanın yolunu bulacak. Bak bunu anladım galiba. Bazen seni deli zannettiğim için kızıyorum kendime. Sen çok akıllı bir partalsın. Görüşürüz. Alo, merhaba canım. Nasılsın? Şu anda müsait değilim ama birazdan kafede buluşabiliriz. Hı-hı. Bir saat. Mutlaka geleceğim. Kimdi o? Bir arkadaş. Nasıl bir arkadaş? Aman bir şey ya, sana her şeyi söylemek zorunda mı? Görürsün sen.
Ne kadar ince ruhlusunuz Necmi Bey. Ya ver şunu be. Aa. Ya ben diyorum sana bir dakika. Aa, Necmi ya sana Bey. Çiçek falan getirmedim. Necmi Bey. Ben size binlerce teşekkür ederim. Ben şunu diyorum. Sarıl bana. Ben hadi çiçeklerimi. Şu işi bitirelim artık. Ya, nereden çıktın karşıma Necmi be. Necmi Bey. Aa. Ben şu... Demek benim evimin önünde bile zamparalık ha? Ben sana gösteririm. Ya çek elini be! Yılan kadın çek elini! Ne kadar gençim, ne kadar güzelim hadi! Bak bak, ulan yılan kadın! Senin yüzünden bütün planlarım suya düştü. Hatta planlarımın üstüne su düştü. Taş yok mu lan taş? Taş yok mu lan taş? Ulan. Ah be fuş. Daha gelmemiş Alçak Oktay ve onun zil işbirlikçisi. Bekleyelim bakalım. Eğer yanında bir şıllıkla gelirse saçını başını yolacağım onu. Burası boş mu kızım? Sadece burası değil her taraf boş amca. Boşu boşuna bir soru sordunuz yani. Soru da boşa gitti. Arkadaşını bekliyorsun herhalde. Ah ah, gençlik işte. Evet amca, arkadaşımı bekliyorum. Ama senin sandığın gibi gençlik değil sorun. Azıcık parçalayacağım da. Ben de gençken kafelerde bir sürü kız beni beklerdi. Ama ben sonra kendimi tamamen matematiğe verdim. Gençliğimi yaşayamadım. Matematik ha? Şansa bakın. Benim de matematikle ilgili büyük bir sorunum var da. Nasıl bir sorun? Of of. Çözümü imkansız bir sorun desek daha doğru olur. Dünyanın en cimri hocası olan kosinüsten 80 almak zorundayım. Çalışırsan alabilirsin kızım. E hiçbir şey bilmiyorum ki. Hmm. Bu ilahi bir tesadüf öyleyse. Hı? Gel seninle bir anlaşma yapalım kızım. Nasıl bir anlaşma? Senin bugün biriyle buluşacağını sanıyordum. Ama sanırım ekildin ha Oktay. Ha? Böyle şeyleri düşüneceğine matematik çalışsana Bediş. Aman be Oktay. Babamları geçtin ha. Bak Bediş. Sana ders çalışma imkanı yaratmak için bilgisayarımı kapatıyorum. Hadi iyi çalışmalar. Aman yeter Oktay ya. Sinir. Sevgili Gülmek, bu Oktay'a çok gıcık oluyorum. Şeytan diyor git öldür. Yok yok, öldüremem. Ama gıcık oluyorum. Bir şeyler yapıp çatlatmalıyım onu. Ne demişti Partal? Her görünen gerçek değildir. Gerçekte göründüğü gibi değildir Oktay. İşte bu. Görürsün sen Oktay. Alo Oktay. Bil bakalım ne oldu? Bir dans grubundan teklif aldım. Her gün provalara gideceğim ve artık gösteriye çıkacağım. Yani profesyonel dansçı oluyorum. Matematiği de artık sen çalış. Ay sonunda chatte bir erkek yakaladım. Ay hemen konuşmalıyım. Merhaba. Benim adım Mülkü. Sana kendimi tarif edeyim. Ben Cindy Crawford ile Türkan Şoray karışımı bir şey. Sen de kendini tarif etsene. Peki sen almazsa sınıfı geçemeyecekmiş Orhan. Bizim Bediş'ten bahsediyorsak kesinlikle 80 alamaz. Gırtlağını sıksan 80 alamaz.
Ay, bir şeyler yapmalıyız Orhan. Sen babasısın. Ya bir konuşsan da işin ciddiyetini anlatsan. Canancığım, herhangi birinden bahsetmiyoruz. Bu kızın adı Bediş. Bediş. Bediş'i ikna etmek deveye endek atlatmaktan zor. Salaklar. Salaksınız siz ya. Hakikaten salaksınız yani ha. Bediş'i hiç tanımıyorsunuz ya. O sizi suya götürür, susuz getirir vallahi. Onunla bir tek ben baş edebilirim. Çalış dersem çalışmaz Bediş. Ama ben ona matematik çalıştırmasını bilirim. Öyle küçük bir dans grubu falan değil bu grup. Çok büyük yerlerde gösteriler yapacağız. Hatta bakarsınız Paris, Londra gösterileri bile olabilir. Parisli kızlar, Londralı kızlar. Ay bu kız kafayı yemiş. Senin matematik çalışman lazım Bediş. Ha, doğru. Ne olur matematik çalış Bediş. Bak sen matematik çalışırsan ben sakız çiğnemeyi bırakırım. Ben de kız tavlamayı bırakacağım ama bir defa. Wow. Büyük sözler bunlar ama. Kusura bakmayın arkadaşlar. Her gün provalarım var. Ders çalışacak vakit kalmıyor. Ben üniversitede Bediş olmazsa okuyamam ya. Sen de benim gösterilerime gelirsin Banucuğum. Hatta yanında bazı arkadaşları da getirirsin. Belki bir zamanlar bu ünlü dansçı benim arkadaşımdı diyerek ellerinden kaçırdıkları fırsata ağlarlar. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Oturun. Sınıfta kalanları tarih asla affetmez Bediş. Ne olur hocam siz de başlamayın lütfen. Sus bakayım Bediş. Bakın. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin bir gün Fatih'e dedi ki... Ey Fatih, matematik çok önemlidir dedi. Matematik çalış Fatih'cim dedi. Akşemseddin'le Fatih çok samimiydiler de. Hocam, İstanbul fethini anlatsanız. Onu başka bir güzel anlatıyorsunuz siz. Olur bir iş, olur kız. 1 Mayıs sabahı gün ağrırken o koca Marmara Denizi kan kızılına kesmişti Leventlerin kanıyla. O Leventlerden bir Levent ki Ulubatlı Hasan aldı sancağı eline burçlara dikti. O sırada 1000 ok sırtına saplandı. Para biriktiriyorum Hasan amca. Yakında yeteri kadar biriktirdiğim zaman kendime çok güzel bir bas gitar alacağım. İnşallah biterim inşallah. Ama bağlama çalsaydın daha iyi olurdu. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Ula biterim bırak kafa şişirmeyi de şuradan 2 deterjanla 2 süt ver hadi. Uf, boşuna dememişler eşek hoşafta anne anlar yani diye. Yani şimdi senin bu lafına göre ben eşek mi oluyorum? Hayır dur Ali abi, hoşaf oluyorsun. Kes lan, kes zevzekliği de işine bak hadi. Al bakalım. Yaz deftere de sonra hesaplaşırız tamam. Tamam mı? Hadi eyvallah. Ben de bu kafa dur Ali abi de bu salaklık oldukça ben hiç aç kalmam vallahi. Yine çıkardık bas gitarın iki telini daha. Ya Mefoş'um, yemin ediyorum ben buralım falan değildi ya. Gözlerimle gördüm Necmi Bey. Ya gördüğün her şeye inanma Mefoş'um. Ben orada bir beladan kurtulmaya hadi çalışıyordum canım, ya. Dur, öpeyim, öpeyim de barışalım. Ay, öpeyim. Yapmayın Necmi Bey, yapmayın. Hanımefendi, rahatsız mıydı? Evet garson bey. Aa! Ne diyorsun sen ya? Ya biz arkadaşız. Garson hayır, bey oğlum. Hayır hiç tanımam bu adamı. Zaten masama da zor doldurdu. Hadi yürü bakalım dakika, dışarı. Hadi. Ya, lütfen. Bir dakika dur ya. Dur ya. Ya bir dakika dur sonra. Ya ben Mefaret. O Necmi ya. Ya o Necmi. Ben Mefaret. Ay diyemedim gitti. Yürü yürü hadi. Biz arkadaşız be o hanımla. Yürü yürü. Kart zampara bırak, seni. Bırak diyorum. Hadi. Kız tavlamak tıpkı matematik gibi. Tam zamanı. Mesela 2 kere 2'nin 4 ettiğini herkes bilir. Ama bazen 2 kere 2 5 de edebilir. Burada önemli bunu olan söylemek bir... benim için epey zor ama senin sınıfta kalmanı istemiyoruz Bediş. Evet Bediş. Matematik yazılısından yüksek not alıp kendini kurtarman gerekiyor. Ben matematik derslerinde çok iyi not aldım.
Evet, bunlardan çalışırsan faydasını görürsün. Deli bu deli. Gözlerimi yaşartıyorsunuz çocuklar. Aman hemen kendini öyle bir şey zannetme. Bizimle kalmanı sadece seni aşağılayabilmek için istiyorum. Ne diyorsun sen? Hadi lan, hadi lan, hadi. Ay çocuklar, bu Bediş iyice kafayı yedi. Bunun matematik çalışması için bir şeyler yapmalıyız. Benim adım Bediş diyerek onun yerine ben girsem sınava. Bana bak Banu, zaten sinirim tepemde, tamam mı? Peki o zaman, sen bir plan kur Mükü. Bir plan kurdum bile. Uzatın kulağınızı. Banu, salaklığının derecesini ispat etmeye çalışma. Herkes senin dereceni gayet iyi biliyor. Ay bir esprilik yapmak istemiştik canım. Ay gelin. Matematik, geometri, aritmetik. Bunlar kardeş ve bir odada yaşıyorlar. Şimdi görüyorsun söyle... değil mi Bediş? Artık Betül ve Recep de seninle dalga geçmeye başladılar. Herkes senin matematikten 80 alamayacağına emin. Farkındayım Oktay. Neden sıkı çalışıp onlara hadlerini bildirmiyorsun o zaman? Aman boş ver. Dünyanın en büyük dansçısı olduğum zaman hepsi çatlayacak. Uf Bediş be üf. Oh, hey, oh. Arkadaşlar hepiniz beni dinleyin lütfen. Bu akşam diskoya çok ünlü bir dans grubu geliyormuş. Yani hepimiz bu akşam diskodayız, tamam mı? Evet. Ay yaşasın. Ne güzel. Kaçmaz. Hepimiz geliyoruz Mükü. Evet. Beni unutun çocuklar. Benim dans provam var. Ay, hiç olur mu Bediş? Ay sen gelmezsen kadınsız hiç olmaz. Bediş gelmezse ben de gelmem. Ben de gelmem. Çünkü sen bana uğur getiriyorsun Bediş. Sen yanımda olunca bütün kızlar bana bakıyor. Lütfen. Hadi Bediş ya. Hep bak o da dans bu da dans. Hadi Bediş. Bu kadar kişiyi kıracak değilsin herhalde Bediş. Ha? Hay Allah. Neyse. Yarım saat kadar provaya geç kalsam bir şey demezler herhalde. Tamam, geliyorum. Arkadaşlar, dans grubu nerede? Gel. Ah, işte orada. Koy bakayım şuraya tahtayı. Çocuklar, hepiniz kalem kağıt çıkartın. Acaba ne yapacak? Problem çözeceğiz. Yazın bakayım. Kokosinüs 25 çarpı tanjant 12 bölü 36. Ne oluyor ya? Bediş, açıkçası biz dans etmekten sıkıldık. Ve arkadaşlarla bir karar verdik. Biraz da havamız değilsin diye matematik çalışalım dedik. Öyle değil mi arkadaşlar? Alçaklar, bana komplo kurdunuz demek. Alacağınız olsun. Ama yemezler canım. Ben provaya gidiyorum. Bediş dur. Ya Bediş. Çocuklar, kosinüs. Tut şunu, tut şunu. Kosinüs. Çarpı tanjant bütün emekleriniz boşa gitti mi? Ama ben size bir kişinin bunu yemeyeceğini söylemiştim. Hayır olmadı bunu silmiyorum. Şimdi biz saatlerce hay be kosinüsü mi çekeceğiz? Al şunu ver kalemi. Şimdi başlıyoruz. Bakın. Çocuklar dikkat edin. Hadi be Fahretciğim hadi. Ya geç kalacağız aman. Ya. Aman alt tarafı Nilüfer Hanımlara gidiyoruz Necmi Bey. Aceleye ne gerek var? Öyle demeyin be hocam. Hani kimse gelmeden gidelim de böyle ıssız köşede yer kapalım ay, diyorum. Ne kadar çapkınsınız Necmi Bey. Misafirlikte bile aklınız zamparalıkta. Olur mu canım? Ya sizi görünce aklım başımdan gidiyor. Ne yapabilirim ki? Demek planınız başarısız oldu ha Nuri Bey? Vallahi ben problemi çözdüm müdür hanım. Ama arkamı dönüp baktığımda kimseleri göremedim. Bediş mi Bediş? Onunla baş etmeyi kolay mı sanıyorsunuz? Bediş'i en iyi siz tanıyorsunuz Mustafa Bey. Bakın aklıma ne geldi. Sizinle bir yere gidip Bediş hakkında konuşalım. Ne dersiniz? Olur. Neyse ben de gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mr. Derry! Ben de sizi arabamla bırakayım. Haydi. Biz
aslında bu bariye ulaşıp şey alacaktık diye. Evet, ben de tam Nuri Bey'e rüyamı anlatacaktım. Bakın Nuri Bey, rüyamda Sezar beni çağırdı. Nezar, Nezar. Nezar değil, Sezar, Sezar. Bana dedi ki, Theodora aman Bahriye dedi. Size diyor bu konuda bak. Bana diyor. Siz kim, Kleopatra kim dedi. Senin güzelliğinin yanında Kleopatra'nın esamesi bile okunmaz dedi. Tıh Kleopatra, uçsuz uç. Şey, Miss Brown, şu arabayla bırakma teklifiniz hala geçerli mi? Yes! Always, her zaman, daima. Siz hoş bilin, güçlü kollarını aldı. Sonra da rüyamdan çıktı. Baltacı Mehmet Paşa rüyama girdi. Boşa, boşa dedim, ne işin var burada? Ah, o kadar güzelsin ki Bahriyem, kendimi tutamadım demez mi? Demez tabii. Kimse kalmamış. O zaman hava atmaya da gerek yok. Tarihte bunların hiçbirini affetmeyecek gerçekten. Gidiyorum. Demiş ki arabanız çok güzelmiş. Dün halde. İnşallah ehliyetiniz arabanızdan daha eskidir. He? Onu da yarın alacağız. Ne? Ay ay ay. Ay bırak şimdi birbirini. Hayatlar. Ay ay. Uf, ne güzel kokuyor. Ne güzel şeyler yapmışsın anne. Parti mi var yoksa? Bütün anne babalar bizde toplanıyor Oktay. Ben de biraz kanepe yapayım dedim. Biraz ister misin? Şundan alayım. Nereden çıktı bu toplantı işi anne? Taktik oğlum, taktik. Biz burada toplanınca siz gençler de bedişlerde toplanacaksınız. Hoppala. Bizim adımıza da karar almaya başlamışsınız artık bakıyorum. Hazır bir araya gelmişken de matematik çalışacaksınız Oktay'cığım. Anla işte. Ha, tamam ya. Her şey bedişe matematik çalıştırmak için. Tabii. Tuttum bu fikri anne. Ben hemen herkese haber vereyim. Şu anda zaten hepsi nettedir. Görüşürüz. Tamam canım. Babam nerede Orhan? Mefoş'a gitti. Alıp gelecek. Aman Mefoş'siz hiçbir yere gitmez zaten. Aa, gidiyor musun? Evet. Hadi, ay iyi ki geldiniz. Kalın. Bediş daha İyi akşamlar Orhan çünkü. Amca. Aya sokakta kalırdınız vallahi. Alın şu anahtarı. Kendi evinizdeymiş gibi davranın tamam mı? Canan teyze al sakız çiğne yolda. Aa sağ ol canım. Aa Oktay da geliyor. Bediş bu numarayı yemez gibi geliyor bana. Bir sorun olur çalışırsak o da mecburen katılmak zorunda kalır. Ay değil mi Bediş? vallahi bilmem ki Banu, bu benim uzmanlık alanıma girmiyor. Herkes bilir ki benim uzmanlık alanım yakışıklılık. Ay gerçekten mi? Ne güzel. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Hı? Aslında ben nereden başlayacağımızı biliyorum. Ama arkadaşlar benim matematiğimin çok iyi olduğunu biliyorsunuz. Ama bir oğlum eğer çalıştırırsa oğlum matematiği ilerlemiş olur. Vay üç kağıtçılar. Akılları sıra bana zorla ders çalıştıracaklar. Görürsünüz siz. Aa! Elektrikler gitti. Aksiliğe bak ya. Kim var orada? Bediş. Hepimiz buradayız Bediş. Niye haber vermediniz çocuklar? Ben de çok yorgundum. Hemen yatıyorum. Siz isterseniz oturun. Hadi iyi geceler. Ama... Ya şu elimi bırakır mısın Banu? Yok, inadı tuttu bir kere Bediş'i. Hayatta 80 alamayacak. Arkadaşlar ben matematiği çok iyi olan bir kız tavlasam mesela. Sonra onunla arkadaş olsam. Ondan sonra Bediş'e ders vermesi için... Ay bırakmadım şimdi bunları. Benim matematiğim çok iyidir biliyor musun? Mesela demiştim Banu. Ay hadi artık evlerimize dağılın. Alır gel sakız işte ya. Ben alırım Kimyon. Nasıl olsa babam sigortaları düzeltmeyi akıl eder. Sana hiç yakıştıramıyorum bu yaptıklarını Bediş. Niye ya? Hem arkadaşlarını hem aileni üzüyorsun. Bak, erisin merisin ama sen de Bediş çılgın tanımıyorsun. Ben kimseyi üzmem. Aa, sen kafanı yor. Nereden de bunun perisi oldum bilmem ki. Saddam Hüseyin'in perisi olmayı tercih ederdim. İstifa edeceğim vallahi bu işten ya.
Bediş, hadi ders çalışmamana bir şey demedim. Ama okula çok az kalmışken parka gelmemiz biraz saçma değil mi? Aman Oktay, hiç romantik değilsin. Hiç olmazsa benimle birlikteyken her şeyi unut. Şu anın tadını çıkarmaya bak. Orada otururken söylemek kolay. Sallamaktan kollarım koptu. Dur o zaman. Sen otur, ben seni sallayayım. Ya Bediş, okula gideceğiz. Hadi ya, bir dakikacık. Ya resmen çocuksun sen Bediş ya. Söylesene Oktay, romantizm iliklerine kadar işlemedi mi? İşledi. Bırak artık. Bediş, yavaş ol lütfen. Söylesene Oktay, sen en çok kimi seviyorsun? Annemi. Başka? Babamı da severim. Dur Bediş, dur. Öğretmenlerimi severim. Bediş, arkadaşlarımı da severim. Doğayı severim Bediş, dur. Bediş, bak. Dur, sana ne oluyor ya? Dur hocam, manyak mısın sen ya? Ay çocuklar, görmeliydiniz. Sağ profilden bakınca Tom Hanks, sol profilden bakınca Keanu Reeves gibiydi vallahi. Allah Allah. Mükü, sen bu adamla chatte tanışmadın mı? Sen nasıl gördün bu adamın profil faturasını, money faturasını? Sen nasıl kızlardan anlarsan, biz de erkeklerden anlarız herhalde Büdücüm. Ay, ikinizin de ne kadar anladığı halinizden belli. Bak Betül, burada iki kişi konuşurken... Üçüncüye ne düşer biliyorsun herhalde. Sakız. Ortam kızışmadan sakız iste ya. Ya çocuklar, bırakın da şimdi bunları. Baksanıza, ben hiç matematikten sonra okulu da bıraktı galiba. Hala ortalıklarda yok. Demek o yüzden bugün okul bana bu kadar güzel görünüyor. Sence de öyle değil mi Recep? Sen öyle diyorsun. Çocuklar, kendini arenada zannetti. Seni bir yakalayacağım. Öyle bir sallayacağım ki şiddetini ışık ara bile ölçemeyecek. Ya hele oradan 3 tane deterjan daha ver. Bugün dünya çamaşır yıkama günü müdür nedir? Ben veririm usta, ben veririm. Hadi bak zevzek. Benim elim ayağım armutu toplayıyor. Ben veririm. İşini bak sen. Al bakayım. Hadi iğrenç bakkal. Al bakayım. Ana, bu ne lan? Ana. Şey, zamanı iplikleri işte usta. Diktirin. Boş ver. Seni iğrenç, aşağılık, sahtekar bakkal. Demek bu numarayla beni ulan soyuyordun ha? Ben sana gösteririm ulan. Aşağılık. Delendi mi lan? Ya, ben de arazi olayım. Seni sahtekar bakkal. Bu haberi verdiğim için çok üzgünüm. Ama söylemek zorundayım. Maalesef Necmi dedenin bir aylık ömrü var. Maalesef. Tıbben... Bu ne be? Daha hızlı yahu, daha hızlı! Sakin ol Necmi. Daha! Maalesef elimizden... Biraz daha! Tamam, kes! Aferin be! Hepiniz Oscar'lık oyuncu gibisiniz ya. Bediş bu numarayı yemesin de göreyim. Ya işte aynen anlattığım gibi. Ya bir yalnız bırakmadınız gitti ya. Ben şaka yapmayayım dedim. Şşşt, Bediş geliyor. Ha? Ha? Merhaba. Ne oluyor ya? Bunu söylemekten büyük üzüntü duydum. Ama mecbur. Necmi Bey'in bir aylık ömrü kaldı. Olamaz. Dede. Vasiyetini açıklıyorum. Vasiyetim, Bediş matematikten 80 alsın. En az 80. Yoksa hakkımı helal etmem. Dedeciğim, vasiyetini yerine getirmek için bari şimdiden çalışmaya gideyim. Vay. Ah çaka.
dedeciğim. Hani dün iki fıstıklı odana kapanmıştın ve saatlerce çıkmamıştın ya. Bugün onları gördüm. Yarın gene geleceklerini söylemişlerdi. Ama senin öleceğine göre artık bir önemi yok tabii. İki fıstık mı dedin? Seni alçak Necmi. Seni patlattın. Ya Mefoş'um. Mefoş'um numara yapıyor ya. Bir inanma sen ona bir dakika. Gerçekten numara yapıyor. Mefoş'um daha tutma ya beni. Mefoş'um bir dakika. Dur. Başarısız oyuncular. Bu numaranızı da yemedim. Hemen çıkıp üstümü değiştirip dans provasına gitmem lazım anne. Ya kızım bir kere de şu provayı boş ver de otur dersini çalış ya. Bu akşamki prova çok önemli baba. Bye. Bu akşam Bediş'in hangi dans grubuyla provaya gittiğini öğrenmeliyiz Recep. Sen merak etme Betül. Gölge gibi izleriz onu. Şşt! Çıktı çıktı. Sizler cani dedektifler sizi. Fark etmeyeceğim zannettiler. Şimdi görürsünüz siz gülünüzü. Koş koş. Nereye gitti bu ya? Bu tarafta.